Sevgili izleyenler merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin organize ettiği ve şu anda İstanbul Kitapçısı olarak Kadıköy şubesinde gerçekleştirdiğimiz söyleşimize hoş geldiniz. Efendim bugünkü konuğum çok kıymetli, çok değerli tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı, öğretmen, ödüllü bir aktris benim rol arkadaşım, benim çok sevdiğim can arkadaşım Fisun Demirel. Hoş geldin sevgili Fisun. Hoş bulduk Altan'cığım. Teşekkür ediyorum. Efendim biz bu birlikteliği hem televizyonda az önce söylediğim gibi hem de sinemada gerçekleştirdiğimiz için güzel bir ikili olduk. Ruhlarımız, kalplerimiz yaptığımız işlere yansıyor. Ve sevilen bir çift olarak bizi de davet ettiler sağ olsunlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Ayşe'ye de çok teşekkür ederiz. Mekanımız çok güzel. Ben Kadıköy doğumlu olduğum için biraz da heyecanlıyım. İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nde bu söyleşiyi gerçekleştiriyoruz. Sevgili Füsun, senin doğum Kadıköy? Yok. Değil. Ankara ee, doğumluyum ama. Ben 80'li yıllarda modada e, ikamet ettim. Dolayısıyla... E, yani iyi biliyorum Kadıköy'ü. Bayağı bir bu taraflıyım da denebilir. Hatta Avrupa yakasında oturup hep burada yaşayanlara böyle yani hasretle hasetle bakıyorum. Yani keşke bu tarafta yaşasam diye. Çünkü bambaşka gerçekten bu yaka. Ben çocukluğumda hep burayı ve karşı tarafı iki ayrı şehir gibi görmüşümdür. Evet. Hatta bizim Kadıköy'den derlerdi ki Fasiha Hanım teyze vardı. ...karşıya iniyoruz derdi. Karşıya, karşıya iniyoruz. iniyoruz. yani Sanki şey gibi hani biz yukarıda tepelerde oturuyoruz da... <laughs> ...karşıya iniyoruz. Karşı taraf bizim için farklı bir şehirdi. Kültürü de farklı tabii. Evet. Burası daha sade, daha yalın, <laughs> evet, evet. daha yeni bir şehir olarak. Evet. Kadıköy'ün ruhu da bambaşkadır. Ruhu bambaşka, evet. Gerçekten öyle. Ve evet, de Kadıköy'ün ruhunda mesela ben... ...küçükken yatılı okudum ilkokul birden beri biliyorsun. Bu... Ramazanlar, bayramlar Kadıköy'de de farklı yaşanırdı. Hmm. Ee, benim çocukluğumda e, Ramazan yardımlaşma ve yeniden birlikteliğin hatırlandığı bir aydı. O ay içerisinde e, bugünkü gibi zengin değildi hayatta. Tabii. İnsanlar kendi hal ve bütçesine göre o Ramazan'a hazırlık yaparak aynen sonunda da bayramı da Çocukların mutlu olacağı bir şekilde kutlamaya çalışırlardı. Çok da mütevazi yaşanırdı bence. Yani hani böyle e, Ramazan boyunca e, herkes e, kendi ailesinde e, ibadetini yapıp işte orucunu tutup ama bütün bunları kendi içinde yaşayıp asla da e, dışarıya çok fazla bunun. E, gösterişini yapmazlardı. Yani o dönem çok farklıydı. Daha hayatlar bence daha mütevaziydi. Şimdi biraz ben zaman zaman yıllar içinde bunun çok şaşasını gördüğümde üzülüyorum. Aynı duygularla yola çıkıyoruz. Zenginleşti dedim ya. Evet. Her şey zenginleşti. Yani tabii hayatın getirdiği olanaklardan da insanlar yararlanmak isterken o mutfaklarına da yansıdı. Evet. Dediğin gibi yani e, kuskusla sahura kalkıp kayısı e, çorbasıyla e, üzüm hoşafıyla e, bol sıvıyla hazırlanıp orucunu açarken lüks olarak bir pastırma cümlesini duyardım ben Ramazanda evet, evet. pastırma ile açılan evet, çok, mezelere olan evet. ve pidesi Ramazan'ın pidesi evet. çok önemliydi. E, şöyle bir anım var müsaade edersen onu anlatayım. Lütfen. Şimdi benim rahmetli babam e, köy çocuğu olduğu için. Çok ilginç böyle köyde duruyorlar meydanda. Çerçi geliyor. Diyor ki bu çocuklar ne olacak diyor. Abisi Kurtuluş Savaşı'nda. Baba şehit olmuş. Babaannem diyor ki bilmiyorum vallahi diyor. Yozgat'ın erkekli köyü. Biz biraz e, Kafkas göçünden gelmişiz. Evet. Bunları diyor bana verir misiniz? Ben bunları askeri okula götüreyim hmm. Peki diyorlar köyden iki kişiyi alıyor. 6 kilometre öteden bir iki kişi daha alıyor. Yozgat ve Erkekli Köyü 17 kilometre. Gidiyor, çıkarın kasketlerinizi diyor. Araba, atlı arabanın üstünde çerçi. Efendim çerçi de köylere gelip işte e, lastik, şal var, kumaş karşılığında buğday alıp veren insanlara deniyor. Götürüyor, kasketlerinizi çıkarın diyor. Herkes para atıyor. Ben bu çocukları askeri okula götüreceğim. Tokat askeri okuluna diyor. Ve o kadar tevazu içinde insanların güvenini yerine getiriyor, teslim ediyor. Rahmetli derdi ki bana o adam olmasaydı ben şimdi köyde çobandım derdi. Tabii. Ve onun içinde köy çocuğu olduğu için ekmeğin böyle çıtır çıtır olmasını ister, pidenin de çıtır çıtır olmasını isterdi. <laughs> Ramazan'da ben ilkokul birden beri yatılı okuyorum ve e, cumartesi günleri eve geliyorum öğleden sonra. Bir gün gene bir zembil var, iki tane pide alınıyor, ikisi böyle sırt sırta konacak. Ve İftar saatinden böyle 45 dakika önce falan alacağım. Üstüne gelecek evde örtü örtülecek, sıcaklığı geçecek ve hamur olmayacak yani oruç açtığı zaman. Ben şimdi yatılı okulda okuyorum ama gene biraz böyle kaide kurallar falan uyduğumuz için şeyiz yani. Ben diyorum ki abi bana iki tane itiliyor biri geliyor beni önüme geçiyor. Şimdi odun fırını çıkıyor pideler bir ara... 30 tane 40 tane pide bitiyor ben orada bekliyorum. Bekliyorum itiyorlar kakıyorlar. Bek bir araba gide aynı anda mesela 40 tane çıkıyorsa 20 tanesini kasalara veriyorlar. Ekmek arabası gidiyor dağıtmaya. Gitti geldi. Dördüncü sınıfa falan gidiyorum yani. Ee, Karadenizliler, fırıncılar çoğu hepsi Karadeniz olur ya. Beni gördü adam dedi ki gencecik bir delikanlı. Abi bu herif hala burada mı ya dedi. Burada mı, burada mı bekliyor bu ya? Bu Allah'ıma Allah değil mi sen pideyi dedi ben. Yok abi bekliyorum. Ya böyle şu garibana dedi. Garip, nasıl gözlerim doldu. Fakat eve geldim iftara 3 dakika falan var. Babam sen nasıl bir çocuksun? Nasıl alamazsın? Şimdi subay oldu. Işte, baba itler kalktılar falan. Şimdi bir kuyruklardaki böyle bir şeyi görünce hep o anı gelir aklıma. Çok güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, salgın nedeniyle sırayla falan yapılıyor ya her şeyin e, düzgün bir şekilde yapılması gerekir tabii. Çok güzel bir anı. <laughs> Valla ben de anlatayım çocukluğumu. L Lütfen. Hmm, aşağı yukarı 60'lı yıllar benim çocukluğum İstanbul'da. Ee, Ramazan bizim evde ee, özellikle annem e, oruç tutardı. Babam Sigara tiryakisi olduğu için ilk günü mutlaka tutar ama sonra annem derdi ki sen Fethi oruç tutma çok sinirli oluyorsun. Ee, bir tek annem tutardı. Ee, bize de yarım oruç tutturulurdu. Yani tabii biz şimdi hevesleniyoruz çocuğuz ya ee, sen de onu çok iyi bilirsin. İşte o özellikle sahur geleneği çok ilginç çocuk e, psikolojisinde böyle gecenin bir yarısı uyandırılıyorsun. Hoşaflar, kompostolar, börekler, tatlılar falan. İlla o sahura kalkmayı ben çok isterdim ama öğlen oldu mu tamam senin orucun bitti derlerdi. Hatta anneannem ben senin orucunu satın alıyorum şimdi deyip böyle sırtına alırdı. Odanın ortasına bir dolaştırırdı bizi. <laughs> Ondan sonra tamam ben orucunu satın aldım şimdi bozabilirsin derdi. <laughs> ne kadar hoş bir şey aslında hoş, değil mi? Yani tabii. çocuğu <laughs> bu anlamda da korumak. Korumak lazım, e, ısrar etmemek lazım. Beslenmesini evet. Benim öyle e, hikayelerim var. Annem <laughs> tabii biz e, bir e, şey... E, Asker bir aileyiz yani babam emekli albay falan işte hani daha layık bir ailenin içinde büyüyorum. Annemin de Ramazan'ı hep şöyleydi Ramazan'da 30 gün dışarı çıkarken bir tane onun şöyle bir şey vardı eşarpı vardı çene altından bağlanan dışarı çıkarken onu bağlardı bir de ruj sürmezdi Ramazan boyunca ruj sürmezdi. Ee, ama 30 gün işte o oruç tutulur. Bütün o gelenek neyse ritüel onlar hepsi yapılırdı. Şeyi hatırlıyorum. E, Eyüp Sultan'a mutlaka anneannem bizi götürürdü. Bir Eyüp Sultan ziyareti oluyordu yani her e, Ramazan'da. E, o e, türbenin o küçük şeyi vardır ya oradan bakarsın evet, işte ve dua dualar. edilir falan. Çok hijyen bir kadındı anneannem. İşte aman herkes değdiriyor suratını buraya diye. Siz böyle uzakta durun derdi. Havadan böyle şeyi alır. <gülüyor> <gülüyor> Eliyle şöyle bir duasını yapar. Alır havayı sonra şöyle bir yüzümüze dolaştırır. Tamam derdi. <laughs> duanızı yaptınız işte. Böyle günlerimi hatırlıyorum. Ama yani... Çocukluk anısı olarak hakikaten çok keyifli şeyler kalıyor insana gerçekten hikayeler kalıyor. Ve efendim bizim bayramlara hazırlığımız da şöyle Tabii. oluyordu. Önce Ramazanlarda memleketlerden gelen bazı komşuların edinemeyeceği ilginç şeyler işte tarhanalar, efendim kavurmalar. İşte meyve kuruları, pestiller şunlar hmm. bunlar komşular arasında dağıtılır hmm. alamayacağımız şeylerin tadları o şekilde bütün paylaşıma açılırdı. Bazı düşük durumda e, maddi gelir düşük durumda olanlara da işte sahurda yiyeceksiniz falan evet. diye onları rencide etmeden yiyecekler gönderilir. Toplumsal yardımlaşmanın en önemli olduğu aylardan bir tanesi bir de e, şey olurdu. Tabii. Zekat e, çok önemliydi. Evet bekçiler getirirdi, e, zarf verirdi imzayla. Türk Hava Kurumu Kızılay, evet. ikisinin çocuk esirgeme kurumu. Evet kurumu, onun içine para, evet, bozuk para Sarızlar, üçün, Üçünün ortak gelirleri gidecek olan bir de e, bayramlarda e, çocuklar görürdük. Böyle büyük Kızılay ve Türk Hava Kurumu'nun e, kumbaraları rozet takarlar. Onlar atılır. Evet yani, para evet, çok o iyi zaman, hatırladım. ülkemizin e, bütün yardımları o üç kuruluşa yapılmasının organizesi devlet tarafından yapılıyordu. Şimdi gerçi birçok sosyal derneklere dağıtılıyor filan ama sanki daha düzenli oluyordu gibi geliyor bana. Evet. Ee, onun herkes tarafından o işin şu anda keyfe keder bırakılmış bir şey ama bekçilere zarfla getirilip verilip teslim alınması, fitrenin, zekatın. onların bir Çok önemli naifmiş bir... değil mi aslında? Çok, çok naifti. Onların çok naifti ve sonra şeye yaklaşırken ve bayrama doğru bize alınacak hediyelerin heyecanıyla evet. yani üstümüze başımıza ne alınacağını fısıltılardan duyardık sürprizleri. Yani mutlaka bir şey alırlardı yani o hallerinde olsa bile. Yok yani, yok tabii mutlaka ayakkabı, çocuklar giydirilirdi evet, zaten. Giydirildi. Herkes kendi bütçesine göre ama evet. çocuklar giydirilirdi. Ee, evet. Bayramlık diye bir şey vardı evet. yani. Evet. Ee, yeni ayakkabı, yeni bir kıyafet mutlaka olurdu. Ee, bir de o şey ben benim çok iyi hatırladım o zaman kumaş mendiller ee, ve o mendilin içinde mutlaka Bana... evet işte şeker, çikolata her neyse içinde belki biraz para onlar böyle kurdela gibi e, mendil bağlanır e, işte kimin evine gittiysek o mendillerden bize verir çocuklara verilirdi. Tabii. Hatta şöyle hatırlıyorum iki ayrı çeşit şeker alınırdı zaten. Şeker bayramıydı adı, şimdi Ramazan bayramı diye. Evet. E, şeker bayramıydı adı, İki çeşit şeker alınırdı. Gelen misafirler için e, daha e, korunması zor olmayan, çocuklar için de daha korunması uzun olan. Çünkü hepimiz yığınla yani kiloya yakın <laughs> şeker toplardık, yani onların hemen yenmemesi lazım. Yani bir bayramdan sonra bir 20 günde falan onunla, onun için bonbon şekerleri çocuklara alınır. Ama eve gelen misafire Hacı Bekir Lokumu ha, yahut evet. da şeye göre çikolata falan alınırdı. Güzel günlerdi. Çok, çok farklı ve güzel günlerdi. Ve sonra şu bitti bu cep telefonları sayesinde. Bayramdan 4-5 gün önce postanenin önüne standlar açılırdı. Hatta biz de lisedeyken belediyeden izinle o kart standları... Ha bayram kartları. Bayram kartları. Her ailenin e, bireylerine, komşularımıza, uzak olan insanlara, yurt dışındakilere mutlaka, mutlaka evet, herkes evet. o bayram kartlarıyla herkesin duygusuna göre kimine çiçekli, kimine çocuklu, şunlu, bunlu falan kartlar yapılır. O evet. da genç çocuklara bir katkı sağlıyordu. Yani o kartı satanlar. Onlar da bir harçlıklarını çıkarıyorlardı falan. Ben de evet, sattım. Evet. Gerçekten. Gördüm. Evet, evet, evet. Kadıköy Postanesi'nde. Şimdi öyle kart falan filan yok. Toplu bir mesaja aynı cümleyi herkese herkes <laughs> bir de ba bayramdan bir gün önce gönderiliyor. Yani arife gecesinde denk basıyorlar daha bayram falan olmadan otomatik yani yaptık mı yaptık gibi oluyor. Evet, evet. Bir de şey oldu yani bütün komşuları akrabaları ziyaret etme anlarıydı bayramlar. Evet. Şimdi maalesef turizm sektörüne katkı olsun, katkı olsun diye, olsun diye devlet evet. tarafından aradaki iki günde uzatılıp Turizm şenlensin diye öyle bir şey oldu. Ben e, hiçbir bayram gitmem. Yani ben bayramları hep e, şehrimde geçirmeyi seviyorum. Hakikaten şehir boşalıyor. E, sakinliyor ve e, bize kalıyor yani. Evet. Ben İstanbul'u en çok bayramlarda seviyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. E, bu e, Karagöz ve Hacivat radyoda olur muydu? Ben sanki öyle hatırlıyorum. Yani şeyini görüntülüsünü seyredemiyorduk. Sesli olarak. E, sesli olarak Karagöz ve Hacivat. Evet ya oluyordu tabii. Olmuyordu oluyordu. Evet, oluyordu tabii. Karagöz ve Hacivat. Niye olmasın? E, tabii. E, onun için görüntülü bir şey olmadığı için bizim çocukluğumuzda biz kolumuzda. radyo çocuğuyuz. Evet, evet, evet radyo çocuğu olarak radyonun başına geçerdik. Ramazanda <laughs> Karagöz ve Hacivat daha tabii, çok Tabii e, şey olurdu, revaçta olurdu. E, ondan sonra radyo tiyatrosunda zaten e, hep dinlediğimiz bir şeydi. Çocuk saati ve radyo tiyatrosu. Evet, evet. Ama Ramazanda da Karagöz ve Hacivatı e, çok özlemiş olarak izlerdik. E sonra bizim zaten çocuk tiyatroları o zaman çok farklıydı. Benim annem mesela Üsküdar'daki o baraka şeklinde olan belediyenin şehir tiyatrosuna hep götürdü çocuk oyunlarını. Hmm, ben de çok gittim. Aşağı yukarı 64-65 senelerim. 66 o yıllar çocuk tiyatrosuna şeyi çok iyi hatırlıyorum. Lale Oraloğlu'nun bir çocuk tiyatrosu vardı. Onun bir oyununu çok iyi hatırlıyorum. Akbank o zaman şey yapıyordu, çocuk tiyatroları yapıyordu o yıllarda ve okulları böyle toplu olarak sınıfları alıp götürürlerdi çocuk oyunlarına. Ben o şekilde çok gittim yani sınıfla beraber özellikle Akbank Çocuk Tiyatrosu'nu çok izledim. Bir de hiç unutmadım Lale Uraloğlu'nun çocuk tiyatrosu. Ne kadar önemli ama değil mi? Çoğaltmamız lazım çocuk tiyatrolarını. şimdi desteklenmesi lazım. Birçok şeyden rahatsızlık duyuyorsak tiyatrosuz olan kesimlerin hayata farklı bakışından Tabii. kaynaklanıyor. Yani trafikteki düzensizlikte evet. efendim şehir hayatındaki düzensizlikte Kadına olan saygısızlıkta, çocuğa olan saygısızlıkta, e, çevreye e, olan saygısızlıkta tiyatroyla iç içe olmamış insanlar. Çünkü tiyatro insanlar kültürün da. bir parçası ve yani e, kültürsüz bir e, toplum. E, düşünebiliyor musun? Yani bu imkansız bir şey. E, i̇şte o zaman oradan oradan e, patlak veriyor her şekilde. Çünkü kültür e, çok besleyen bir şey insanları. Dolayısıyla tiyatro, sinema, edebiyat, şiir bütün bunlar aslında çok değerli ve çok önemli. Tabii, Bir birbirinden ayrılamaz tabii. Yani. Tabii birbirinden ayrılamaz. Şimdi ben şaşırıyorum Altan yani benim ikizlerim 12 yaşında 13'e girecekler. Sağlıklı günlerde büyüsünler. Sağ ol. İlkokul mesela ben ilkokulda Orhan Veli'leri falan ezbere ben şeyi... Bedri Rahme Eyüboğlu şiirlerini, yani bütün bunları biz bilirdik, yani okurduk şiir. Şimdi şiir bilmeden ilkokulu bitirdiler, yani şiir yok onların hayatında. Ben mesela buna çok etkileniyorum ve üzülüyorum. Yani şiirsiz nasıl yetişebilir bir nesil falan? Yani en az dört şiir ezbere bilmeden. Bir kız arkadaşla birlikte bir şey yapamazdın. Limonata içemezdin. Bir çay bahçesine gidemezsin Değil yani. Mi? Kıstas da o yani Tabii. ölçüydü. Tabii. Hani şiiri kendine içselleştiren insan kedinin kuyruğunu ayağıyla basmaz. basmaz. Köpek yavrusunu öldürmeye çalışmaz. Kesinlikle. Kadına şiddetten uzak kalır. Hayata olumlu bakar. Kesinlikle. Ülkesinin barışı, emeği kutsar. Yani işte bunların verilmesi gerekiyor. Yani çok fazla çevre yolu yapmakla efendim büyük alışveriş merkezleri yapmakla bunları edinemeyiz. Yani e, Ramazan'dan örnek verdik ya daha kanaatkar yaşayan daha fazla açılıp saçılmadan bu e, duyguyu vererek insanlara güzel bir ülke, güzel evet. bir nesil, güzel bir yönetim biçimi. E, zaten e... Yani çok subjektif e, düşündüğümde e, son e, Türkiye'nin 20 yılı diyebilirim ki kültür ve sanattan o kadar aslında nesiller e, uzaklaştı ve koparıldı diye düşünüyorum. E, söylediğin çok doğru. Yani e, %100 bu e, şiddetin temelinde bütün bun, bunlardan uzaklaşma ve kopmayı elbette yatıyor. Yani... E, Bunlarla beslenemeyen bir insan e, ha, ancak vahşileşebilir işte. Ee, onun için bu, bu kuşaklara bilmiyorum. Biz belki çok e, e, eksik bir davrandık diye. Bazen ben kendimi de sorguluyorum açıkçası. Yani biz mi eksik davrandık? Bir yerlerde biz hata mı yaptık? Yani. E, Hani iPad bağımlısı, bilgisayar bağımlısı bir nesil var şu anda. Ay deme Füsun. Ee, şu ah, anda ah, bizim çocuklarımız o. bu nesil e, tamamen teknoloji bağımlısı. E, onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani ben e, çok e, neye üzülüyorum biliyor musun? Mesela bir tane bir filmden bir sahnem e, ya da bir röportajımdan bir kare. Onların bebekliklerini bu sabah hatta gösterdim. 8-10 sene önceki bir söyleşimden, bir televizyon programından bir şey. Kendi görüntüleri var bebeklik. Onu, o 10 dakikaya bile çok zor dayandılar. Yani kendilerini görmek için ama şey meraklı değiller anlıyorsun. Hani annemiz ne yapmış, nasıl bir filmmiş, ne üretmiş. Yani varsa yoksa teknoloji. Ya, böyle bir şey olabilir mi? Bana çok hüzün veriyor yani acı veriyor. Ben de diyorum ki Diyarbakır Marif Koleji'nde okurken devletin okulu Diyarbakır Marif Koleji 1967 yılı trenle e, iki gece üç günde gidiliyor Haydarpaşa'dan. diyorum ki anneme mektup yazıyordum canım kek istiyordu. bir hafta sonra kek geliyor komşumuzun oğlu kondüktördü yataklı vagonlarda. Güneydoğu Ekspresi ile geliyordu. O kek taş gibi olmuştu diyorum ama kokluya kokluya ağlayarak arkadaşlarımla yiyorduk diye anlatıyorum. Benimkiler böyle bakıyorlar bana. <laughs> Çünkü hiçbir şey ifade etmiyor. Yani o sırada televizyonda dankek, topkek, bilmem ne kek reklamı vardı yani 35 kuruş, 30 kuruş falan. Bunu ya ne evet, diyor diyorlar. Yani ulaşmak bu ya. çok kolay. Yani Tabii. hiçbir de sorun değil. Yani evet. benim hala anlatırken yüreğim böyle cız ediyor. Hani yani annemi o anı hatırlıyorum. Ne anlatıyor diye bana bakıyor. Ben eminim. Yani böyle bakıyorlar bana ne anlatıyor diye. Yani <laughs> onun için dediğin gibi şu şey aletleri bizim evet. hayatımızda onların e, arasını çok farklı şekilde açtı. Çok açtı. açtı. Yani. Çok, evet. Çok, çok açtı. açtı. Birbirimizi hiç anlamıyoruz bu evet. anlamda. Evet. Yani o yüzden e, bazı dersleri de bilmiyorum Finlandiya'da falan oluyormuş galiba. Doğada yapmakta yarar var herhalde ki. <laughs> Çocukları biraz hani doğaya, karınca, çiçek, arı geldi bilmem ne oldu falan yani ürkütmeden çocukları da hayatın içine sokmak evet, yani kesinlikle. tamam alışverişler alet bu aletlerle olacak işte çıkılmayacak işte salgın nedeniyle çok yakın temas olmayacak yazılacak bilmem ne gelecek falan filan peşmeken ama e, biraz da kardeşim yani köpeğe de bakacağız kediye de arıyı da göreceğiz yani fasulye nasıl büyüyor ona da bakacağız ellerimizin arasına toprak girecek biraz dışarı çıkarmamız lazım yani. E, bu herhalde önümüzdeki evet. çağın en büyük sıkıntısı olacak. Evet, yani. belki eğitimde de böyle bir sıkıntı var. Olamaz mı? Yani ya işte onun için e, diyorum bu belki eğitimciler sadece ebeveynlerin, e, değil, değil yani sorumluluğu. tabii evet. eğitimcilerin mi evet. yönetenlerin e, yani bütün dünyanın bir şeye yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var herhalde yani e, illa binalarda değil de çadırlarda belki de hani tabii. dersleri yapıp Falan. Evet, evet Sahra Çünkü, tuvaleti gibi şimdi tuvalet falan. Şimdi pandemi var ama hani pandemi öncesi de böyle bir şey yoktu yani e, yoktu tabii gibi, canım. Neden Yok. çocukları alıp doğanın içine e, evet. götürmesinler ve orada dersler yapılabilir ya da bir gün boyunca e, kendini tamamen doğayla iç içe bırakabilir çocuk Aynen. Yani, yani e, belki de yalsın. yağmur yağacak o sırada, Yağsın. ıslanacaklar ama o sırada işte topraktan çıkan bir böceği de görecekler. Efendim bir yaprağın hışırtısından başka bir melodi gelecek müzisyen olabilecek belki adam tabii, yani. Tabii tabii. Bunları göz almak lazım Aynen. yoksa aynı servislere bin servislerden git denk zarflar gönderilsin servisten ne zaman yatırılacak para bilmem ne falan filan. Bütün dünyada böyle değil herhalde yani anlattığımız gibi değil farklı sistemlerde oluyordur Bence, galiba. Evet, yani evet evet. Her yerde aynı değil. Tabii. Şimdi bizim ortanca şu benim çocukluğumda efendim Kadıköy'de bulunduğumuz iskelenin çaprazındaki bina konservatuvar binası evet. ama şu anda önüne şeyler konmuş. Akıbetin ne olduğunu bilmiyorum. Benim çocukluğumda Kadıköy haldi orası. Hal yani sebze meyve kamyonları gelirdi. Sonra itfaiye oldu orası. O sonra konservatuvar oldu. <laughs> e, ortanca yarı zamanlı piyano bölümünde getiriyoruz. Karşıdan geliyoruz efendim. Ee, ve metro inşaatının arasından geçiyoruz. O Aha. zaman metro daha açılmamış. E, gam şey geliyor. Ha 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 ha, ha, ha diye iskeleden de boşalmış burada insanı var diye biri böyle yukarı doğru <laughs> bu boşluğa doğru bir ses. Benim olanı öyle yaptı korktu. Baba niye var? Yok o dedim e, şeyden e, doğanın içine karışmış bir yaratık dedim şimdi. <laughs> Müzik sesinden rahatsız olan bir e, toplulukla beraber yaşadığımız <laughs> için onları da değiştirmemiz gerekiyor. Biraz e, müziğin, sanatın değiştiriciliğine yöneticilerin önem vermesi gerekiyor. Onun için sanat okullarının, konservatuvarların, müzik okullarının desteklenmesi gerekiyor. Yani sanatın desteklenmesi gerekiyor. Evet. Yani e, biraz biz kendi bir sıkıntımıza söylüyoruz, getirdik söylüyoruz biraz. Ama evet, sanatın desteklenmesini evet. bir ömür tükettik Altan. Evet. Sanat desteklensin diye çünkü devletin kültür ve sanata ayırdığı pay inanılmaz düşük yok gibi yani. Hele ki benim en çok yadırgadığım Turizm ve Kültür Bakanlığı diye bir bakanlık nasıl olabilir? Kültürü ve turizmi yan yana nasıl koyabilirsiniz? Yani bunun olmaması gerekiyor. Evet zaman zaman zaten o ayrıldı o bakanlıklar. Sonra tekrar birleştirildi. Evet. Kadrolar ortada Keşke kaldı. Keşke ayrı olsa yani. Evet. Eleştirdik yani e, turizm kısmı, bakanlığın turizmde çalışan tüm işte garsondu, e, oydu buydu e, işte otel çalışanları herkes aşılanacak dediler. Dedik ki biz hatta ya bu kültür tarafındakiler aşılanmayacak mı? Biz <laughs> üvey evlat mıyız falan öyle bir e, espri geçti aramızda. Evet. E, maalesef öyle yani. E, yani e, en büyük aşıyı da genç... Nesle yapmamız lazım yani bu Covid 19 ilgili aşı demiyorum insanlık aşısını sanatla yapmamız gerekiyor evet. yeni bir yeni bir insanlığı yeni bir hayatı eğer dünya kurmak istiyorsa çünkü bu belli oldu ki bir laboratuvardan çıkan bir sonuç evet. daha iyi bir insanlığı ancak sanatla yeşertebiliriz. İnsanlığın kafasından bu kötülükleri çıkartarak bu dünyada herkese yetecek kadar e, hava, e, efendim ekmek, su var. Yeter ki onları e, emperyal devletlerin elindeki o zihniyeti e, ortadan uzaklaştırıp yeteri kadar adaletli bölüşürsek olacak. Aynen. Bu da ancak sanatçılar anlatacak bunu. Filmlerle anlatacaklar, şiirlerle anlatacaklar, tiyatroyla anlatacaklar, romanlarıyla anlatacaklar. Onun için bu aşının e, gençlere şu anda e, farklı bir şekilde uygulanması gerekiyor. İyi insan, doğru insan, sağlıklı insan. Efendim biz ee, kendi bakış açımızla e, COVID'i yenebilirizi anlatıyoruz. Geri kalan bundan sonra <laughs> büyük devletlerin, Dünya Sağlık Örgütünün, Birleşmiş Milletlerin ama öncelikle de kendi ülkemizde e, bu güzellikleri, bu güzel ülkede yaşayan herkese barış içinde, sağlıkla omuz omuza, birbirimizi severek, herkesin öyküsünü dinleyerek. Sağlıklı bir yaşam diliyorum Füsuncuğum. sen de öyle, ne dersin? E, aynen sana katılıyorum tabii. E, biz e, toplum olarak empati kurma yeteneğini kaybettik. E, birbirimizi görmüyoruz toplumda. Yani e, hakikaten bu e, keşmekeş içinde hani herkes birbirine dirsek vurmaya başladı gibi bir şey var. Ortada görünen manzara bu. E, bu e, çok e, yürek e, sızlatıyor benim tek dileğim aslında empatiyi yeniden kazanması toplumun birbirini görmek, hissetmek, dokunabilmek, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan çünkü bu coğrafya, bu ülke o kadar güzel ki yani hakikaten hepimize yetecek kadar güzelliklerle dolu. Dolayısıyla burada bir pay kavgası olmaması lazım hep birlikte e, güzellikleri yeniden yaşayabileceğimiz bir Türkiye hayaliyle e, ben e, yoluma devam ediyorum Altan. E, herkese de e, sevgiler sunuyorum. Kucak dolusu. Çok teşekkür ediyorum. Canım e, kardeşim bu ben de teşekkür için. ediyorum bu güzel cümlelere. Sağ ol. Efendim hepimizin yaşayacağı sağlıklı, güzel, omuz omuza olan bir ülkede Birlikte mutlu olmanın yollarını arayalım. Bu ülke bizim, bu dünya bizim. Bizden sonra gelen kuşaklara bu dünyayı tertemiz bırakmak umuduyla. Sevgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'ye, İstanbul Kitapçısı'na, emeği geçen arkadaşlara sonsuz teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.